Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği'nin düzenlediği 7. Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması Ödül Töreni'nde sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyuz değerli misafirlerimiz. Sivil toplum örgütlerinin sayın başkanları, sayın jüri üyeleri, sayın basın mensupları, sayın konuklar ve sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran sayın başkanlar, sayın sektör temsilcileri, akademisyenler, medya mensupları ve misafirlerimiz, hepinize teşekkürlerimizi ayrı ayrı iletmek isteriz. Bu arada bu gece burada bizimle birlikte olamayan devlet erkanından gelen telgrafları da okumak istiyorum izninizle. Nazik davetinize önceden belirlenen bir başka programım nedeniyle katılamadığım için üzgünüm. Ödül töreninin başarılı geçmesini diler. Davete katılan tüm konuklara selam ve sevgilerimi sunarım diyor Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay. Programım yoğunluğu nedeniyle 7. Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması Ödül Töreni'ne katılamıyorum. Nazik davetinize teşekkür ederim. Adalet Bakanımız Sadullah Ergin. 7. Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması Ödül Töreni'ne yoğun iş programım nedeniyle katılamıyorum. Nazik davetiniz için teşekkür eder. Şahsınızda ödül törenine katılan konuklara sevgi ve selamlarımı sunarım diyor Suat Kılıç. Nazik davetiniz için teşekkür eder. Yoğun programım nedeniyle Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması Ödül Töreni'ne katılamayacağımı üzüntüyle bildirir. Şahsınızda tüm davetlilere selamlarımı sunarım diyor Egemen Bağış Avrupa Birliği Başkanı. 7. Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması Ödül Töreni'ne dair nazik davetinize teşekkür ederim. Katılımcılara sevgi ve saygılarımı sunarım diyor Milli Savunma Bakanımız İsmet Yılmaz. Önceden planlanan programım nedeniyle katılamadığım 7. Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması Ödül Töreni'ne ilişkin davetinize teşekkür eder. Ödül alanları kutlar, sevgi ve selamlarımı sunarım diyor Kültür ve Turizm Bakanımız Ertuğrul Günay. 7. Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması Ödül Töreni'nde yoğun programım olması nedeniyle katılamayacağımı bildirir. Nazik davetiniz için teşekkür eder sizlere ve tüm davetlilere selamlarımı sunarım diyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Taner Yıldız. Ve Valimiz Mostar 7. Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması kapsamında düzenlenen ödül töreni ve sergi açılışıyla ilgili davetiniz için teşekkür ederim. Programımın yoğunluğu nedeniyle bu nazik davetinize iştirak edemeyeceğimi bildirir. Açılışı ve bu güzel organizasyonda emeği geçen herkesi gönülden kutlar. Şahsınızda tüm katılımcılara sevgi ve selamlarımı iletirim diyor. Ve son olarak da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş, nazik davetinizi aldım. Programımın yoğunluğu nedeniyle sizlerle birlikte olamıyorum. Katılan tüm davetlilere şahsınızda sevgi ve saygılarımı sunarım diyor. Evet, 7. Ulusal E-Mobilyaları Tasarım Yarışması ödül törenimiz artık başlıyor. Moster 7 yıldır başarılı tasarımcılara kariyer olanakları sunuyor. Yepyeni isimler aramıza katılıyor. Her yıl heyecanla beklenen yarışmanın bu geceki ödül töreninde de yine heyecan dorukta. Mobilya markaları artık sadece kaliteli üretime odaklanmıyor. Mobilya sektörünün merkezinde artık tasarım da var. Sanayicilerimiz son yıllarda tasarımla ilgili adımlarını da geliştiriyor. Türkiye'de ilk kez üniversitelerin iç mimarlık ve endüstriyel tasarım bölümü öğrencilerinin tasarımları sanayiciler tarafından üretildi. Moster gençlerin fikirlerine sanayicilerin hayat vermesini de sağlıyor. Diğer yandan mobilya markalarımız dünyaya da açılıyor ve markalaşma serüveni de sürüyor. Bu yolculukta Moster'in önemi çok. 7 yıldır değerli tasarımcılar aramızda. Şimdiye dek yüzlerce genç tasarımcı ödüllendirildi. Bazıları iş hayatına atılırken, kimileri kendi ofislerini açarak kariyerlerine de yön vermiş oldu. Sanayicilerimiz tasarım yatırımlarını hızlandırdılar. Özgün tasarımlarla küresel arenada öne çıktılar. Ödüllü tasarımlarda sanayicilerimiz tarafından ilk kez üretildi bu kez ve ayrıca Moster tarafından da ödüllü isimlerle pek çok fırsat sunuldu. Şimdi yıl boyunca merakla beklenen tasarım ödüllerinin sahiplerini açıklayacağız değerli izleyicilerimiz ve misafirlerimiz. Öğrencilerin katılımına açık olan oturma dinlenme, depolama koruma düzenleme, tamamlayıcı mobilya servis ünitesi genç mobilyasıyla genel katılıma açık olan engelliler, özürlüler için ev mobilyası kategorilerinde dereceye giren ve birincilik ödülü alan isimleri de birazdan sıralayacağız. Değerli tasarımcılar ve değerli konuklarımız, eminim bu anı merakla beklediniz. Acaba ödül alacak tasarımcılar kimler? Şu anda salonda pek kimseyle göz kontağı kuramıyorum çünkü hepiniz çok karanlıktasınız. Ama öğrencilerin en azından yerlerini tespit etmiştim. Şanslı olanların da kim olduğunu biliyorum açıkçası. Türkiye'deki genç tasarımcıları bu gece tanıma fırsatı da yakalayacağız. Sahneye kendilerini davet edeceğiz ve belki de onlar kendilerini sizlere daha iyi tanıtmak isterler. Kategori birincileri tasarımlarını sanayiciler tarafından üretim alınması olanağına kavuştular. İMOB 2012'de ödüllü tasarımlarını sergileme imkanı da yakalayacaklar. Ayrıca Moster tasarımcıların tescil
sivil haklarının alınması fırsatını da sunuyor. Yetenekli genç tasarımcılar okul yıllarında kariyer basamaklarında hızla tırmanabiliyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde öğrenim gören gençlere tasarım yarışmasıyla cesaret veren, tasarımın önemini vurgulayan, öğrencilere kariyer fırsatı sunan, başarılarını tescilleyen ve onlara yol gösteren Monster sektöre de ışık tutuyor. Şimdi dilerseniz tasarım ödülleriyle ilgili kısa filmimizi izleyelim. Fikirler havada uçuştu. Genç beyinler tasarımları için gece gündüz çalıştı. Tasarımcıları ve sektörü bir heyecan sardı. Ve işte yine zamanı geldi. Mobilya sektörünün en heyecanlı yarışmasının finalindeyiz. Monster, 7. Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması'nı sunar. Monster, Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması, 6 yıldan beri sektörün en dikkatle izlenen, genç tasarımcıları iş hayatına yönlendiren bir yarışma oldu. Şimdi ise yepyeni bir formatla karşınızda. Bu yıl yarışmaya katılan tüm eserler arasından her kategoride finalistler belirlendi. Oturma dinlenme, depolama koruma düzenleme, tamamlayıcı mobilya servis ünitesi ve genç mobilyası kategorilerinde finalistler Monster üyesi firmalarla tanıştırıldı. Ve eserlerinin prototipleri üretildi. Gençlerin yeni tasarımları hayata geçti. Tasarımları üretilen tüm genç tasarımcılar eserlerinin karşılığını aldı. İşte bu finalistlerden her kategoride biri birinci olacak. Sonuçta Türk mobilya sektörü kazanacak. Şimdi gelin sektörümüzün kısa bir değerlendirmesine bakalım. Türk mobilya sektörü Türkiye'nin lokomotiflerinden biri. Markalarımız dünyanın kriz içinde olduğu bu dönemde bile yurt içi başarıları ve uluslararası pazarlara açılabilme yetenekleriyle dikkat çekiyorlar. Monster 39 üyesiyle sektörün büyük bir amiral gemisi. Markalı mobilyaların birleştiği bir üs. Monster, uluslararası boyutlardaki İMOB mobilya fuarı, bilgi ve bilinçlendirme toplantıları, eğitim seminerleri, yurt dışı gezileriyle sektöre yön veren bir lider. Monster'in vizyonunda önemli bir yere sahip olan Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması, sanayici ve tasarımcının buluştuğu önemli bir platform. Bugün yarışmanın 7. finalindeyiz. Bu yıl Türkiye'nin her yerinden 150 eser katıldı. Bu eserler arasından seçilen 11'i üretildi ve yeniden değerlendirildi. Şimdi gelin katılımcıların eserlerine bakalım. Her ülke sahip olduğu markalar kadar güçlü, her sektör tasarım yeteneği kadar rekabetçidir felsefemiz ışığında gerçekleştirilen, birbirinden değerli tasarımların katıldığı 7. Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması'na destek olan üniversitelerimize, sponsor firmalara ve yönetim kuruluna teşekkür eder, tüm katılımcılara başarılar dileriz. Monster, Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği.